Gobeller merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda da dikdörtgeni halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Hadi vira bismillah diyorum. Hemen başlıyorum. Bakalım neymiş dikdörtgenin, nasıl özellikleri varmış, bir tanıyalım şu keratayı. Şimdi dikdörtgen paralel kenarın özel bir durumudur dostum. Dolayısıyla paralel kenardır aslında ve paralel kenarın tüm özelliklerini içerir. Paralel kenardan farklı olarak ekstra bütün açıları 90 derecedir. Hani bildiğiniz bir şey. Sonra karşılıklı kenarlarının eşit olması paralel kenardan dolayı zaten söyleyebiliriz. Burada dikdörtgene dair özel, paralel kenardan en çok ayıran özelliği, en önemli özelliği ise kardeşim köşegenlerinin eşit olması. Bak, AC köşegeni BD köşegenine eşit ve şu köşegenler hani birbirini ortalar muhabbetini yaptığınızda şu dört parçanın birbirine eşit olmasını biz sorularda kullanacağız. Özellikle açı sorularında dostlarım. Köşegenleri eşit uzunluktadır. Bunu baya baya kullanacaksınız dostlarım. Alanı dediğimiz şey kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıdır. Çevresi de tabii ki 2A buradan, 2B de buradan geldiği için 2 tane A artı B diyoruz çevresi içinde. Tıpkı paralel kenarda olduğu gibi bir tane köşegeni çizersek alan iki parçaya ayrılır. İki köşegen çizildiğinde alan kesinlikle 4 eş parçaya ayrılır. Yine paralel kenarda söylediğimiz bir özellik dostlarım. Dikdörtgende de aynısı geçerli. Şöyle bir köşegeni karşılıklı iki köşeden indirdiğiniz yükseklikler birbirine eşit. Hatta şurada ayırdığı parçalar da birbirine eşit oluyordu ki biz bu üçgenlerin eş üçgen olduklarını söylemiştik. Paralel kenardan farklı olarak da dostlar bir tek buraya, burası da 90 derece olduğu için bakın diklikten diklik iniyor. Öklit yapmayı da ihmal etmeyin dostlarım. Hani burada bir de öklit yapılabilirmiş. Bir de bunu unutmayınız dikdörtgende farklı olarak. Yine çok önemli bir özellik değil ama yine de söyleyelim. Paralel kenarda da söyledik bunu. Dikdörtgenin iç bölgesindeki herhangi bir noktadan dört köşesine de doğrular çizdiğinizde, bakın olay şu, karşılıklı köşelere çizdiklerinizin, işte A'ya çizdiğim ve C'ye çizdiğim, karşılıklı köşeler A ile C, bu ikisine çizdiğim şu iki doğrunun kareleri toplamı eşit olacak diğer iki köşenin, karşılıklı köşenin köşelere çizdiğim doğruların kareleri toplamına dostlarım. Burada ikiler biraz kaymış. Şöyle ben birazcık daha düzelteyim bunu. Gözüm oraya takıldı. Konuşamadım da bu arada. Evet, şöyle olacakmış dostlarım. Ve bu P noktası dikdörtgenin dışında da olsa muhabbet aynı. Bakın P'den A'ya çizdiğimle C'ye çizdiğim doğruların kareleri toplamı eşittir D ve B'ye çizdiğim doğruların kareleri toplamına olacakmış. Evet, dikdörtgenin iç bölgesindeki bir noktadan yine dört köşeye doğrular çizdik. Üçgenlerin alanlarıyla da ilgili bir yorum varmış. Bunu biz yine paralel kenarda da söylemiştik. Karşılıklı üçgenlerin, bakın mavilerin alanları toplamı, yani A1 alanıyla A3 alanının toplamı A2 ile A4 alanının toplamına eşitmiş. Karşılıklı alanların toplamı eşit olacakmış. Evet, şimdi klasik sorularla mevzuyu daha da iyi öğrenmeye çalışalım. Bakın bir açı sorusu. Dedik ki dikdörtgende köşegenler eşit ve şu köşegen parçalarının dördünün de eşit olduğunu gösterin dedik. Bakın şuna bir simge koymuş. Ben diğer üçüne de aynı simgeyi koydum. Ve şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Burası da 71. 142 yaptı. Buraya 38 kaldı ki bakın şuradaki Z harfinden Z'yi görün arkadaşlarım. X'te 38 çıktı dostlarım. İkinci soru. Köşegenler eşit demiştik. O halde ben şu köşegeni de çizersem buna da aynı simgeyi koymalıyım ve bakın burada bir İkizkenar üçgen çıkarttım dostlarım. Hadi şu Z harfini yapalım dostlar. Buraya da 36 yazalım. Şu köşegenin dört parçaları birbirine eşitti. Şurada da bir ikizkenar çıktı. Buraya da 36 yazalım. Burası toplam 46 olduğu için ve şu ikizkenardan dolayı dostlarım buraya da 46'yı yapıştırdım. Şimdi bundan sonrası seçim senin. Bir sürü seçeneğin var. Mesela bumerang yapabilirsin. Şu 10, şu 46 ve şu x'in toplamı. X, 10 ve 46'nın toplamı dostlarım. Bumerangın şu dış açısına yani 90'a eşittir diyebilirsin. Burası 56 yaptı. 56'yı çıkartırsak da 24 kalacak. Yok, 34 kalacak x'e. 90-56'dan. Evet, yine bir açı sorusu. Yine artık ne yapacağımı biliyorum. Şu 4 köşegen parçasının eşit olduğunu gösterdim. Bakın şurada bir ikizkenar üçgen çıktı karşıma. Şimdi şu Z harfinden şuraya da 36'yı yazdık. Bu ikisinin toplamı 80 yaptı dostlarım. İkizkenarın tepesi 80, 100 kaldı bu keratalara. 50-50 yazdım. Şimdi şu ikizkenarı kullanırsak şu ikisini 36 ise bu da 36 diyebiliriz. 36, 36 daha 72. O halde 3. açıya 108 kalacak. 50'si burada, 68 kaldı. X'e yapıştır gelsin. Evet, şuna bakıyoruz. Kesişimleri K'dır. BE AC'ye eşitmiş dostum. Bak, BE köşegene eşit. O zaman diğer köşegene de eşittir. Yani ben şu DB köşegenini çizsem buna da aynı simgeyi koyabilirim. Şununla aynı simgeyi koydum. X ise burası, artık bu da X oldu dostum. Ve X ile X'in toplamı, bakın iki iç açı şu üçüncü açının dışına eşit olacak. Burası 2X geldi. Yine şu köşegen parçaları dörder dörder eşitti şunların hepsi birbirine şöyle. O halde burada da bir ikizkenar çıktı. 2x ise burada 2x gelecek. Ve şu z harfinden 2x eşittir 36 geldi. X'i de 18 bulduk dostlar. Evet, bakın bir uzunluk sorusu. AC, CE'nin 2 katıymış. 18x kaçtır diye bir soru soruyor. Eşkenar dörtgende, karede bunlardan bayağı bir sıklıkla yapacağız. Eşkenar dörtgende yaptık. Dedik ki bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de sen çizmeye çalış demiştik kardeşim. Hadi bakın diğer köşegeni de biz çizelim şöyle. Bakalım bir işimize yarayacak mı bu da. Şimdi şu 4 köşegen parçası birbirine eşitti. Ben CE'ye K dediğimde AC 2K olacakmış. O halde bu da K, bu da K, K ve K olduklarını söyledim dostlarım. Şimdi bize X'i soruyor. Bakalım ne yapacağız? Bakın şurada şu üçgende şöyle özel, şurası da 90 derecedir hatta. Bunu da söyleyelim. Şöyle bir benzerlikten mi çözseydim diye düşündüm. Bir an şimdi o takıldı aklıma da en güzel benzerlikten yaparız herhalde bunu diye düşündüm. Evet ya, benzerlikten çok daha kolay çözeriz kardeşlerim. Bakın şuradan bir şöyle şuna paralel bir doğru çizdim arkadaşlarım. Şu şekilde paralel bir doğru. Şimdi benzerlik yapıyorum. Burası 1'e 3 oranına sahip. 1 bölü 3. Şuraya A dediğimde A bölü 10'a eşit olacak benzerlik oranı. 1 bölü 3 A bölü 10. Demek ki A eşittir 10 bölü 3 geldi. Şurası aslında 10 bölü 3'müş. Şimdi burası 10 bölü 3. Yani 5'in 2 bölü 3 katı. Bak, 5'in 2 bölü 3 katı. Şimdi şuna bakalım. Bu da 8 dediğimde 12'nin 2 bölü 3 katıdır dostlarım. Bakın 24 bölü 3'ten gerçekten 8 çıktığını görüyorum. Bizde bir de 12'nin 2 bölü 3 katı var. Yani bu üçgen aslında 5, 12, 13 üçgeninin 5, 12, 13 üçgeninin 2 bölü 3 katıymış. O halde şurası, şu kısım 26 bölü 3 olacak diyebilirim ben. Peki paralellik burayı 1'e 2 oranında böldüyse bura tarafı da 1'e 2 oranında bölecek. O halde şuraya da bunun yarısı kalacak. Yani 13 bölü 3. Peki toplam ne geldi kardeşim burası? 39 bölü 3 geldi. Yani 13 geldi diyebiliriz. Tabii ki bunun farklı farklı yolları var. Şimdi çözerken ben diğer yolları da gördüm kardeşim ama hani videoda çekerken böyle çok duraksamayayım diye ilk gördüğüm yolla devam ediyorum. Mesela biz bu E'den aşağıya diklik indirerek bir tık daha kolay çözebilirdik soruyu. Benzerliği daha kolay yapıp 5, 12, 13'ü bulabilirmişiz. Bunlar son anda aklımıza geldi. İlk gördüğün yol her zaman doğru yoldur kardeşim. 4 eş dikdörtgene bölünmüş arkadaşlarım. ÖSYM şu şekli çok seviyor dostlar. Böyle birbirine eş birkaç tane dikdörtgeni yan yana üst üste falan koyarak çok fazla soru karşınıza çıkacak, haberiniz olsun. Şimdi bunlarda hep marifet şudur. Şu kısa kenarların yani dikdörtgenin kısa kenarına bir harf verirsiniz. Şöyle AA dersiniz. Bakın şu dikdörtgenin uzun kenarı 3A oldu. Yani bütün dikdörtgenlerin uzun kenarı bu sebeple 3A geldi. Kısa kenarlarına da A demiştik. Bakın en büyük dikdörtgenin bir kenarı 4A, bir kenarı 3A çıktı. Ve bize alanını 36 vermiş. O halde 4A ile 3A'nın çarpımı 36. 12A kare. 36. 2A kare eşittir 3, a eşittir kök 3 geldi. O halde benim dikdörtgenimin kısa kenarı 3a'ydı, 3 kök 3. Uzun kenarı 4a'ydı, 4 kök 3 oldu. Bana da dikdörtgenin çevresini soruyor. 7 kök 3, 7 kök 3 de buradan gelecek. 14 kök 3'tür çevresi dedik. Buna bakalım. Bakın şuradan diklikten diklik inmiş kardeşim. Hemen ökliti yapalım. 2'nin karesi 4. 1 çarpı 4 olacak. Burada 4. Şimdi ne dedik paralel kenarda? Bu köşeden indirdiğin yükseklik de mecburen 2'dir. Şuna eşittir. Ve şuradaki 1 dediğin kısım burası da 1 olacak dedik. 1'i yazdık. Şuraya da 3 kaldı o halde. 4'tü çünkü tamamı. Hadi Pisagor'u da yapalım buradan. X kare 9 artı 4 yani 13. Evet, yine benzer bir soru arkadaşlarım. Bakın diklik gösterdim. Öklit'i yapacağız. H kare 2 çarpı 8'den 16. H eşittir 4. O halde buradan aşağı indirdiğim diklik de mecburen 4. Hatta şurası 2 ise burası da 2 olacak. Şuraya da 6 kaldı. Ve buradan da Pisagor yaparsak x kare 6'nın karesi artı 4'ün karesi ki 4, 6, 2 kök 13 üçgenini zaten sık sık kullanmıştık. Evet, burada da dostlarım bakın dikdörtgenin içindeki bir noktadan 4 köşeye doğrular çizmiş. Ne demiştik? Karşılıklı köşelere gidenlerin kareleri toplamı. Yani x'in karesi ile 4 kök 3'ün karesinin toplamı 48'dir 4 kök 3'ün karesi eşit olacak 4'ün karesi ile 6'nın karesi toplamına demiştik dostlarım. Hemen bir toparlayalım burayı. Şurası 36, 42, 52 yaptı şurası. Değil mi? 42, 52 yaptı. 48'i çıkarttık. 4 kaldı x kare. X de 2 geldi. Buna bakalım. 2 kök 10 demiş. X demiş. 2 neresiymiş? 2 EF. Şurası 2. Bak dostum, dik üçgende bu sorudan 1 milyon tane çözdün. Olay şu. Şöyle bir 4 var. Aşağıya doğru 2 inmiş. Bir de bu tarafa doğru 6 gelmiş. Biz şu ikisinin arasındaki mesafeyi bulmak istersek. Bir pratik yol söylemiştik. Bir de normal. Normalini yapalım hadi burada. Şurayı dikdörtgene tamamlıyorum. Burası 4, burası 2 diyorum. Ve şu Pisagor'dan da aradığım yeri buluyorum. Onun karesi 100. 4 de buradan geliyor. Kök 104'müş şu uzunluk arkadaşlar. Demek ki şu D ile şu B'nin arası yani dikdörtgenin köşegeni kök 104. Hadi şimdi bir de buradan Pisagor yapalım. X'i bulalım. Kök 104'ün karesi 104 eşittir. 2 kök 10'un karesi 40 artı x kare. 40'ı çıkarttık. 64 eşittir x kare. 8 eşittir x paketledik. Evet, şu soruya bakalım. Dikdörtgen şuradan bir doğru gitmiş. Tam 2'ye bölmüş burayı. Şimdi ben bu doğruyu şöyle aşağı doğru indirsek bir şeyler olur mu? Neyse. KF EK'nın 3 katıymış dostum. Şuraya K, şuraya da 3K diyelim. Evet, bunu buradan aşağıya bir devam ettirelim. Şuraya gelsin. Şurada bir ne noktası olsun? Bu M. Şimdi dostum KE paraleldir buraya. Çünkü dik çıkmış inmiş. Burayı 1'e 3 böldüyse burayı da 1'e 3 bölmek zorunda. Yani 2'ye 6 olmalı burası o halde. Hatta benzerlik de yapalım. 1/4 şöyle yazayım. 1/4 eşittir. Şuraya x dediğimde x bölü 6'ya eşit olacak. Hemen buradan 4x eşittir 6. X eşittir 6/4. Yani 3/2. Şurası 3/2 çıktı arkadaşım. Bir işime yarayacak mı bilmiyorum. Şu hk'yı da bulalım. Tamamı 9'muş ya. Bir kere şuraya 3 kalır 6 olduğu için. Tamamı 9 ise 3/2'yi çıkartalım hemen. 18'den 3 çıktı. 15/2 de hk geldi. Neyi soruyor şimdi bize? AE. Şimdi AE'yi de bulalım. Onu bulmadık. Artı KH. Yani KH'ı bulduk. 15/2. Şimdi bir tek AE kaldı. Hadi onu da bulalım. Bakın şurası şöyle, şu çizgi tam ortadan inmiş arkadaşlarım. Yani bu tarafı 6 ya. Bu tarafı da 6 olacak. İkisi burada 4 kaldı AE'ye de. Evet. 8, 15 daha 23/2 geldi cevabımız. 12. sorumuz şöyle bir şeyler var, diklikler var. X kaçtır diye soruyor. KK. Şuraya da 2K yazalım. Dostlar bakın şu üçgende A 90 B yazıyorum. Bir sürü diklik görünce AB 90 yazın demiştik. Buraya A, burası 90, buraya da B yazıyorum dostlarım. Şimdi benzerleyelim hadi bakalım. 90'ın karşısı 6. 90'ın karşısı 9. Yani 3'e bölersem benzerlik oranları 2/3. B'nin karşısına K, burada B'nin karşısına da M diyelim. M düştü. Yani K/M oranı 2/3. O halde şöyle yapalım mı? Biz buna 2K diyelim. Bu da 3K olsun M dediğim yer. Yani burası 2K. Tabii o zaman bu da 2K. O zaman bu 4K olacak. M de 3K'ymış arkadaşlarım. Buraya da 3K yazdım. Bakın 3, 4, 5 üçgeniymiş meğersem bu. Burası da 5K'ymış arkadaşlar. Peki devam. 5K'yı biliyoruz artık 9. 5K 9 ise şuraya yazayım. 5K eşittir 9. K eşittir 9/5. 3K ne olur? 27/5 olur şurası. 27/5. Şimdi benzerliğe devam edelim. A'nın karşısını da yazalım. Burada A'nın karşısında benzerlik oranları 2/3'tü, karışmasın orası. A'nın karşısında X var. Burada A'nın karşısında 4K var. Hemen 3X eşittir 8K. X eşittir 8K/3 geldi. Şimdi biz K'yı ne diyebiliyorduk? 9/5. O zaman X'i bulduk. 8 çarpı 9/5 bölü 3 olacak arkadaşlarım. Bunu da ters çevirip çarptım şuraya 1/3 diye. 3 ile bu gitsin. 3 kalsın. 8 kere 3 24/5 çıktı. X arkadaşlar. Evet bakın yine şu hamleyi artık görünce dostlarım şunu. Şurası 90 olduğunu şöyle bir V harfi tersten olur. Alttan yukarı V harfi. Arası 90'sa hemen şuralar çizilmemişse siz çizeceksiniz. Ve burada bir bununla bir bunun AB 90 benzerliğini yapacaksınız. Bakın burada hemen şurası A. Burası 90 B. 90 A, 90 B'yi yazdım. Şimdi benzerleyebiliriz artık bunları. Başka neler vermiş? Dikdörtgen EF FB'ye eşitmiş. Onu da bir görelim. EF ile FB eşitmiş. Bakın o zaman bunlar artık eş üçgen çıktılar arkadaşlarım. Yani burada A'nın karşısı 4 ise burada da A'nın karşısı 4. B'nin karşısı 6 ise burada da 6 olacak. Tabii ki buraya da 2 kaldı dedik. Evet bakın şu dikliği aşağı doğru devam ettirdiğimizde şurası 1'miş, bu 4 de buraya eşitmiş. O halde h² eşittir öklit yapıyorum 4 çarpı 1'den. h² 4, h'ı da 2 buldum arkadaşlarım ve şurası toplam 3 geldi. O halde kısa kenarım 3, uzun kenarım da 5 zaten. Dikdörtgenin alanı 5 çarpı 3'ten 15'i paketledik dostlar. Aynı soru dostum. Bu sefer yana doğru çizmiş. Bakın şu dikliği devam ettiriyorum. 2'yi buraya, 8'i de buraya yazdım. Hemen öklit. H diyelim buna. h² eşittir 8 çarpı 2'den 16. h4. O halde şurası 14 geldi. Bu da 14. Kısa kenar 10. 14 daha 24 yaptı ikisinin toplamı. Şu ikisi de 24 yapacak. 48'i paketledim arkadaşlar. AC köşegen, CE açıortay, 3, 6 dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi açıortay teoremini yapalım. 3'e 6 ise burada ayakların oranı, yani biri diğerinin 2 katıysa burası da K'ya 2K olmak zorundadır. Diyelim kolların oranı. Ve bakın 90'ın karşısı 2K ise sadece 30'un karşısı K'dır deyip buranın 30, buranın 60, hatta 30-30 olduğunu söyledim. Burada 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6, 60'ın karşısı 3 köküç olacak dedik. Dikdörtgenin alanı 3 köküç çarpı 9, 27 köküç yapar, paketledik. Evet, şurada bir Z harfi görüyorum hemen dostum. Şuna da çizgili açı diyelim. Bak burası 75, burası 75. O zaman bu da 75 oldu. Şuraya 30, buraya 60 kaldı. Tabii ki burası 30 oldu. Şimdi AD 2 kök 6. 30'un karşısı 2 kök 6 ise 90'ın karşısı 4 kök 6'dır. Bunlar ikiz kenar olduğu için bu da 4 kök 6. Dikdörtgenin alanını soruyor. 2 kök 6 ile 4 kök 6'nın çarpımı. O da 8 çarpı 6'dan 48'dir cevap dedik. 18. soru. Bulundukları dikdörtgensel bölgelerin alanlarını göstermektedir. Boyalı bölgenin alanı nedir? Dostlar, ÖSYM'nin de sorduğu bir sorudur. Bunun buna oranı, bunun buna oranına eşit olmak zorundadır. Yani x bölü 20, 12 bölü 8 olacak. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 5. 2'ye 2'ye 6, 6 kere 5'te 30 paketledik diyebiliriz. Evet, yeni nesil sorulara kadar geldik arkadaşlarım. Burada durduruyorum videoyu. Bir sonraki videoda da yeni nesil soruları gömmeye çalışacağız. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.